Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde biten birkaç tane yazmam var. Bunları size göstermek için bu videoyu hazırlıyorum. İnşallah hem modellerimi beğenirsiniz hem de e, oya düşünüyorsanız eğer oya yapmayı düşünüyorsanız size fikir olsun diye bitirdiğim örneklerimi sizinle paylaşacağım. Öncelikle şöyle söyleyelim başlarken. Hepsinin yapım videosu kanalında var. Hem video içinde modeli gösterirken video numaralarını söyleyeceğim. Hem de bu videonun altına e, gerekli linkleri ekleyeceğim. E, sıra sıra birinci yazma ikinci yazma diye eklerim. Hangisi hoşunuza diyorsa ona göre sırasına göre bakabilirsiniz. Hemen ilk yazmamla başlamak istiyorum. İlk yazmam böyle leylak rengi açık lila rengi güzel bir düz renk yazma. Bu yazmamın markası Ebru markaydı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Delinmeden tığlandı. E, Cenk marka veya Rayan marka almak istemiyorum. Fiyatları çok yüksek diyenler için Ebru marka, Kaşmir marka yazmalar gayet fiyat olarak da uygun. E, ve kalitesi de gayet güzel arkadaşlar öyle e, diyelim. Delinmeden tığlandı. Zaten tığlama ile ilgili baktığınız zaman tığlaması delinmiyorsa yazmanın kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ben bu modeli yaparken aralarda 6 tane çimen bıraktım. Dilerseniz daha yakın olsun diyorsanız daha az sayıda çimen de bırakabilirsiniz. Benim oyam bu sefer bu şekildeydi. E, modeli çok beğendim. Yapmak isterim diyenler için hemen numarasını söyleyelim. Youtube'un arama kısmına Oya Hanım 2412 yazdığınız zaman bu video çıkar. Ee, aynen videoda anlattığım sayılara göre yaptım. Videoda da hatta bu yazmayı bitirmek üzereydim zaten videosunu çektiğimde. O şekilde yaptım. Ee, bu Çiçek motifi birazcık iri olduğu için tam köşeye getirdiğimizde biraz bükük duruyor. Köşeyi topluyor biraz. Bu nedenle köşeyi döndükten sonra veya tam köşeye gelmeden bir önce de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bu örneğimi tamamladım. Ee, tekrar söyleyelim YouTube'un arama kısmına 2412 yazdığınızda bu oyanın videosu çıkar. Tığlama ile ilgili de şöyle hem tığlamamı da göstermiş olayım. İki zincir çekerek tığladım yazmamı. YouTube'da yine oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videodan tığlama ile ilgili detaylarımı da öğrenebilirsiniz. Bu birinci yazmamda numarasını tekrar söyleyelim. Sonra hemen ikinci yazmama geçmek istiyorum. 2412 numara bu lila rengi yazmamın oyası için. Beğendiyseniz denemek isterseniz. Sonraki yazmam şöyle göstereyim. Markası Cenk. E, kullananlar bilirler Cenk yazma e, hem kaliteli hem de fiyat olarak piyasadaki en yüksek mar e, fiyatlı markalardan bir tanesi. Ben bu yazmamı bir açıp göstermek istiyorum size. Bu yazmanın içinde çok renk vardı. Şöyle açayım. Koyu sarı, lila, pembe, ondan sonra mavi çiçekler, mavi güller vardı. Bu yüzden ben bütün renkleri kullanabileceğim küçük çiçekli bir model tercih ettim ve fıstık örneği. Hanımlar zaten fıstık örneklerini çok beğeniyorlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Ben bu oyayı beğendim. Yapmak isterim, denemek isterim diyenler için de yine YouTube'da bu oyamın da videosu var. Aynen videoda anlattığım sayılara bağlı kalarak yaptım. Tığlamasında Cenk yazma arkadaşlar zaten piyasadaki en güzel tığlanan en delinmeyen yazmalardan bir tanesi. E, i̇kişer zincir çekerek tığladım. Yine YouTube'da tığlama ile ilgili 1098 numaralı videomu izleyerek de e, tığlama ile ilgili püf noktaları öğrenebilirsiniz. Ben bu oyayı beğendim bunu denemek istiyorum diyenlere de hemen video numarasını söyleyelim. Yine YouTube'da arama kısmına Oya Hanım 2361 yazdığınız zaman bu Oya'nın videosu karşınıza çıkar. Dediğim gibi aynen videoda anlattığım sayılara göre yaptım. Aralarda şöyle göstereyim. Beşer tane küçük çimen bıraktım ama dilerseniz daha sık ya da daha seyrek olsun derseniz çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Buradan arkadaşlar e, videonun altına eklediğimde ikinci yazmam olarak alttaki lila olanı birinci yazma olarak ekleyeceğim. Bunu da ikinci yazmam şeklinde videonun altında e, ekleyeceğim açıklama kısmına linkini. Oradan tıklayıp e, izleyebilirsiniz. Videosunu daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu da ikinci yazmamdı. Şimdi üçüncü yazmamı göstereyim size. Özellikle bunu instagramda ilk paylaştığımda küçük bir modelken çok fazla bitince lütfen gösterir misiniz şeklinde yorum gelmişti. Bu yazmamda Paydar İpek marka. Önce yazmanın markasından başlayalım. E, kumaş olarak cenk yazmaya çok yakın bir yazma. Hem çok ince hem kullandığımız zaman tüylenmiyor. Hem de terletmeyen böyle yakan türde bir kumaşı yok. Çok rahat bir kumaşı var. Ben bu yazmanın kenarına şöyle önce yazmamın renklerini açayım size. Yazmamın renklerine uygun şekilde turuncu, tarçın rengi ve hardal sarısından çiçeklerimi yaptım. Ee, Yazmanın şöyle tığlamasına bakalım önce ben paydar yazmayı hiç kullanmadım tığlaması nasıl diye soranlar için e, ikişer zincir çekerek tığladım bu yazmamı da tıpkı 1098 numaralı tığlama videosunda yaptığım gibi delinmeden tığlandı kumaşı çok güzel ve çok rahat bir kumaş e, ben modeli beğendim bu modeli denemek istiyorum diyenler için de hemen video numarasını söyleyelim. YouTube'un arama kısmına 2338 yazdığınızda, Oya Hanım 2338 yazdığınızda bu yazmanın modeli ortaya çıkar. Bunun modelinde arkadaşlar iç kısımlar ayrı ayrı iki kere de yapılıyor. Daha sonra dış kısmının krem rengi olan bölümü tek seferde yapılıyor. Biraz böyle koparması, ip koparması, yakması çok bir örnek ama güzel böyle değişik model arayanlar için de güzel oldu diye düşünüyorum. Bu şekildeydi bu yazmamda. Bunu da e, videonun altına üçüncü yazma olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim. E, yazmalarımı sipariş üzerine yapmıyorum. Bu yazmaları ben kendi zevkime göre yapıyorum. Sonra dolap uygulamasına ekliyorum. Sizde dolap uygulamasında Oya Hanım yazdığımızda benim dolabımı görebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünlere de oradan ulaşabilirsiniz. E, müşteri siparişi almıyorum. Sadece dediğim gibi vakit buldukça hoşuma giden modellerden yaptıklarımı dolap uygulamasına ekliyorum. Hemen Sonraki yazmama geçeyim. 5 taneydi yazmam bu dördüncü. Bu yazmanın markası Berivan İpek arkadaşlar. Berivan İpek polyester bir yazma biliyorsunuzdur. Uygun fiyatlı. Daha çok böyle dağıtmalık filan ya da gelenlere e, nasıl söyleyeyim onu nişanlı kızlarda falan şey olur bizde böyle gelenlere eli boş gitmesinler diye böyle küçük hediyeler verilir. Onlar için tercih ediliyor. Çünkü çok e, diğerleri çok maliyetli oluyor biliyorsunuz. Bu daha nitekim uygun fiyatlı. Kenar tığlamasına bakalım. Polyester bir yazma ama bazıları gerçekten çok kötü oluyor. Bunun kenar tığlaması da fena sayılmaz. Şöyle göstereyim. Delinmeden tığlandı. Yine aynen 1098 numaralı videoda tığladığım şekilde tığladım. Şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek tığlaması ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'da Oya Hanım tığlama yazarak videoyu bulabilirsiniz veya Oya Hanım 1098 yazarak tığlama videoma ulaşabilirsiniz. Bu modeli çok beğendim derseniz, denemek isterim derseniz de yine YouTube'da bu örneğimin de videosu var. Daha önceden de bu örneği çok yaptım ve çok e, satılan da bir örnek bu. E, yine YouTube'da Oya Hanım 2228 yazdığınız zaman karşınıza bu örneğin videosu çıkar. Aynen videoda anlattığım şekilde oradaki sayılara göre yaptım. Bence çok da güzel oluyor özellikle çok iri model sevmeyenler için. E, bu oyamda bu şekilde köşelere birer tane denk getirmeye çalıştım model küçük olduğu için köşeye denk geldiğinde herhangi bir problem olmuyor e, Hanımlar da genelde model uygunsa müsaitse köşelerden birer çiçek olmasını seviyorlar Ben bunu bu şekilde ayarladım şöyle göstereyim arkadaşlar şey de söyleyelim bana bazen yorumlarda geliyor dört kenar ıı, mı oyalarınız diye biz hep dört kenar yaparız. Biz hiç daha önce ben dört kenardan eksik üç kenar veya iki kenar var mı hiç duymadım bile. Bizim buralar hep dört kenar yapıyor. Ee, oyalarım gösterdiğim bütün örneklerim dört kenarı oyalanmış yazmalar. Şimdi en son yazmam ben çok beğendim. Yine kendi kurduğum bir modeldi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu da yine polyester bir yazma. Evvel marka. Yazmayı bir açayım size. Yazmanın deseni çok güzel. Eşarp gibi deseni vardı. Şöyle göstereyim iç kısmını. Oyası da bence çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bu yazma da polyester ama ikişer zincir çekerek bunu da tığladım ve tığlama sırasında herhangi bir delinmesi olmadı. Siz de e, bu hemen geri döndük. Oyamız bu şekildeydi arkadaşlar. Video numarasını söyleyelim. YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 2369 yazdığınızda karşınıza bu Oya'nın yapım videosu çıkar. Çok güzel bir model oldu. Bence mutlaka değerlendirin. Bitince de çok güzel göründü. E, Bunun da yine evvel yazma ama tığlaması gayet güzel oldu. İkişer zincir çekerek tığladım. E, yazması polyester olmasına rağmen delinmeden tığlandı. Benim püf noktalarımı merak edenler için de e, yine YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Bu modelde arkadaşlar dilerseniz aralarda e, ben iki tane çimen bıraktım ama ikiden fazla çimen de bıra bırakabilirsiniz. Tek çimen de bırakabilirsiniz. Ama ben, benim hoşuma bu şekilde gitti. Böyle yaptım. E, dediğim gibi tüm yazmalarımın yakın plan fotoğrafları üstünde video numarasıyla birlikte instagramda olacak beni instagramdan takip edebilirsiniz ee, aynı zamanda ee, yazmalarımın hepsinin e, video linklerini bu videonun altına açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Ee, video e, yazmalarım hepsi dört kenar e, sipariş üzerine yazma yapmıyorum, bunları dolap uygulamasına ekleyeceğim. Satın almak isteyenler dolap uygulamasına girerek e, oradan satın alabilirler. E, şimdiden herkese kolaylıklar dileyelim. Anlattığım şekilde videolarda hepsinin numarasına video numarasında anlattığım şekilde yaptım. Siz de video numarasında anlatıldığı gibi yaptığınızda e, aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir problem. Problem yaşamazsınız. Benim videolarımı takip edenler biliyorlardır. Ben genellikle e, örneklerimi, örnek mendilin kenarında sayılarını tam olarak ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. E, bunları da inşallah e, denersiniz. Size inşallah fikir vermiştir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, i̇nşallah izlerken maşallah da demişsinizdir. Çünkü bunlar e, böyle gösterince beş tanesini birden sanki çabucak yapılmış gibi düşünebilirsiniz ama uzun, benim çok uzun zamanımı alıyor aslında. E, şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.